Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Diğer kanalımda da yazılı örnekleri anlattım. Bu kanalımdaki izleyiciler de bu yazılı örneklerinden mahrum kalmasınlar. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'da Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz 35 milimetre kaç metre eder? Burada size uzunluk merdivenini göstermek istiyorum. Bakın bana milimetre vermiş. Yani ben şu an buradayım ve ne kadar metre eder diyor. Bakın 1, 2, 3 basamak yukarıya çıkmam gerekiyor. Ve yukarıya çıkarken bölme işlemi uygulamalıyım. 3 defa çıktığım için 1000'e bölmem lazım. İsterseniz bunu şöyle gösterebilirsiniz. 35'i 1000'e bölmek ne demek? 35 bölü 1000 demek. Ve biz bunu ondalık gösterim olarak yazabiliriz. Sıfır tam binde 35 olarak yazabiliriz. Ve cevabımız B şıkkı olur. Başka bir yöntem de göstereyim. Şimdi diyelim ki 35 değil de 18.000 olsaydı milimetre olarak. Ben 1000'e bölmek için ne yapardım? 3 tane sıfırı silerdim, değil mi? Yani ne olurdu? 18 metre olurdu. Ya da şöyle olsun. Diyelim ki 18.275 milimetre olsaydı. Bunu metre yapmak için 3 tane sıfır silemediğim için 3 tane rakamı ayırırdım ve bu şekilde 18 tam 1275 metre olarak söylerdim. Şimdi buradaki 35'i ne yapmalıyız? Bakın 3 tane rakam ayıramıyorum. Zaten 3 tane rakam yok. O zaman ben 35'in başına bir tane sıfır koyarım. Bu 35'in değerini değiştirmedi değil mi? Başa 0, 0, 35 veya 35 aynı. Bir tane daha koyabilirim kendim. 0, 0, 35 aynı şey yani. Şimdi ayırabilirim bakın. 3 tane rakam ayırdığım zaman ne oldu? 0 tam 1000'de 35. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. İkinci sorumuz. Bir kenarının uzunluğu 15 santimetre olan ABCD karesinin içinde bulunan küçük karelerden boyalı olan karelerin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi ABCD karemizin bir kenarı 15. Yani şöyle göstereyim. Şurası 15. Bütün kenarlar 15 yani. Ve ben minik boyalı karelerin alanlarını bulacağım için bu boyalı karelerden bir tanesinin bir kenarını bilmem gerekiyor. Şimdi burada bakın 3 tane kare var değil mi? 3 tane kenar var yani. 15'i 3'e bölerim. 15 bölü 5. Şey özür dilerim 3 diyecektim. Bence doğrudan cevabı yazdım. 15 bölü 3 5. Yani buradaki bir karenin bir kenarı 5 oluyor. Şimdi buradaki bir tane boyalı karenin alanını bulabilirim. Ne yaparım? Bir kenar 5, diğer kenar da 5. Alan nasıl bulunuyordu? Yani içindeki boyalı kısmı nasıl buluyorduk? 5 kere 5 25. Demek ki buradaki bir tane boyalı karenin alanı 25 santimetre kare. Ve 4 tane kare olduğuna göre o zaman 25 çarpı 4 eşittir ne yapar? 100 santimetre kare. Demek ki boyalı olan karelerin alanı 100 santimetre kareymiş. Cevabımız C şıkkı oldu. Şimdi geldik 3. soruya. Dakikada 200 metre yol alan bir araç 1 saat 20 dakikada kaç kilometre yol alır diyor. Şimdi 1 saat 20 dakika kaç dakika ediyor? Biliyorsunuz 1 saat 60 değil mi? 20 de burada var. Eşittir 80 dakika. Ve her dakika 200 gidiyor. O zaman 80 ile 200'ü çarpabiliriz. Hemen çarpalım. Kısa yoldan çarpma uygulayalım. 8 ile 2'yi çarpalım. 16. 3 tane sıfırı da ilave edelim. 16.000 metre yol almış oldu. Şimdi ne yapacağız? Kaç kilometre diyor. Yani gidip C şıkkını işaretlemeyeceğiz. Bir de bunu kilometreye döndüreceğiz. Uzunluk merdivenimize bakalım. Metreden kilometreye. Bakın 3 defa yukarı çıktım. Yani 1000'e böleceğim. Burada işim kolay. 3 tane sıfır silerim. İşte 16 kilometre yol alıyormuş. Cevap A şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. Saatini 23.46'da kurarak uyuyan biri 7 saat 42 dakika sonra uyanmak istediğine göre çalar saatini kaça kurmalıdır diyor. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. 23.46'da kurdu ve bu kadar süre sonra uyanmak istiyor. Toplarız. Çünkü saat ilerleyecek yani.
7 saat 42 dakikayı toplayalım. Ne oldu? 8, 8, 88. Bunları da toplayalım. 30, 88. Şimdi böyle bir saat olmuyor. Bir kere önce şu dakikaları halledelim. Bu 88'den 60'ı alıp yan tarafa 60 dakikayı 1 saat yapalım. Buraya verelim. Burası oldu 31 saat. 88'den 60 çıkınca ne kaldı? 28. Yani saat 31.28. Yine böyle bir saat olmaz. Çünkü bu ne demek? 23.46'da kurduysa o gün 24'te bitiyor. Yeni bir gün başlamış yani. O zaman bir gün 24 saat bitmiş oldu. 31.28'den bu biten günü 24'e çıkarırım. Ve ne oldu? 8, 2, 7. Demek ki 7.28. O zaman saatini 7.28'e kurması gerekiyor. Cevap B şıkkı. Aşağıdaki şekilde ADEG bir karedir diyor. Şurası. ADEL yamuğunun çevresi bir üçgenle birleşmiş ve bir yamuk oluşmuş. 68 santimetre. Yani bu yamuğun, bu büyük olan yamuğun çevresi 68'miş. Karenin çevresini soruyor. Benim bir karenin bir kenarını bilmem gerekiyor çevresini bulmak için. Nereden yararlanırım? Şöyle. Şimdi 68'den şu ikisini çıkaralım önce. Yani 14 ile 9'u çıkaralım. Bunlar kaç ediyor? Önce onu hesap edelim. 23. 68'den bu 23'ü çıkaralım gördüğümüz kenarları. 5 ve ne oldu? 45. Neresi kaldı? Bakın çevresi diyordu ya. 3 tane kenar kaldı değil mi? Bunlarla beraber 68'di. 45'i 3'e bölerim. Kısa yoldan böleyim hemen. Eşittir 15. Bir kenarı 15 oldu işte. Değil mi? Şimdi neyi soruyor bana? Karenin çevresini. Artık burayla ilgilenmiyorum. Kareye bakıyorum. 4 tane kenarı var. Ve her bir kenar 15. 15 ile 4'ü çarparım. Ne oldu? 60. Demek ki karenin çevresi 60 santimetreymiş. Cevap A şıkkı oldu. 6. Yandaki şekilde ABGH karesel bölgenin alanı yani şurası 81 santimetre kareymiş. BEDC karesel bölgenin alanı yani şuradaki karenin alanı 36 santimetre kareymiş. Olduğuna göre BEFG dikdörtgeninin çevresi yani şuradaki dikdörtgenin çevresini bulacağız. Ne kadar santimetre? Şimdi çevresini bulmak için kısa kenarını ve uzun kenarını bilmem gerekir bu dikdörtgenin çevresini bulmak için. Şunlardan yararlanacağım. Şimdi 81 santimetre kare şey alanı yani içini bize söylemiş. Biz bu karelerin alanı nasıl buluruz? İki tane kenar mesela şurası A şurası B olsun. Şu iki kenarı çarparak buluruz değil mi? Hatta farklı bir rakam olmasın A harfi. Çünkü aynı kareler şeyler kenarlar. A ve A harfi. Biz bunları çarparız. Mesela burası 81 olmuş ya. Ben bu A harfinin yerine kaç yazmalıyım? 9 yazmalıyım. Çünkü 9 burası da 9. 9 kere 9 81 ediyor. Demek ki buradaki karenin bir kenarı 9'muş. Aynı zamanda bu 9 sayısı bu dikdörtgenin de uzun kenarı oluyor. Şimdi diğer kenara bakalım. Yine buradaki kenar ile mesela A harfi diyelim. Buradaki kenar A harfi çarpılınca 36 olmuş. Demek ki burada da 6 var. 6 kere 6 36 ediyor çünkü. Aynı olması gerekiyor kenar. Buradaki kenar 6 ise o zaman diğer kenar da 6. Yani dikdörtgenin de kısa kenarı 6 oldu. Şimdi dikdörtgenin hem kısa hem de uzun kenarını öğrendim. Burası da 6, burası da 9. 9, 18, 24, 6 daha 30 oldu. Demek ki buradaki dikdörtgenin çevresi hatta göstereyim yine işlem yaparak göstereyim. Söylemekle olmaz. Ne oldu? 30 santimetre oldu. Demek ki buradaki dikdörtgenin çevresi 30 santimetreymiş. Cevabımız D şıkkı oldu. 7. sorumuz. Yukarıda verilen ABCD yamuğunda verilmeyen açıları bulunuz diyor. Şimdi yamukların şöyle bir açı özelliği vardı. Bir geniş açı ve hemen yanındaki dar açı ikisi beraber 180 olmak zorunda. Bakın burada 140 olduğuna göre A açısını bulabiliriz. 180'den 140'ı çıkarırsam geriye ne kalıyor? 40 derece. Demek ki A açısı 40 dereceymiş. Bunu bulduk. Diğeri de aynı şekilde. Bakın burası 50. İkisi beraber 180 olmalı. O zaman 180'den 50'yi çıkarıyorum. Ne oldu? 130. Demek ki burası da 130 derece. İsterseniz kontrol edelim. Hepsini toplayınca 360 olmalı. Zaten şunlar 180. 180 de bu. İkisi beraber 360 oluyor. Ve bulduğumuz açılar da bu şekilde oldu. 8. Yandaki paralel kenarda verilmeyen açıları bulunuz diyoruz. Bir tane açıyı görüyorum. Diğerlerini görmüyorum. Yine
Şöyle açı özelliklerini hatırlayalım. Bakın paralel kenarda dar açı karşıdaki B açısı yani D ile B eşit olmak zorunda. Eğer bu paralel kenarsa. Bunu da zaten soruda söylüyor değil mi? O zaman burası da 68. İkinci bir özellik dar açıyla hemen yanındaki geniş açı veya diğer geniş açı. İkisi beraber ya da şu ikisi beraber 180 olmak zorunda. O zaman ben 180'den 68'i çıkarırsam gördüğüm şu dar açıyı çıkarayım. Çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. 7'den 6 çıktı 1. 112. Demek ki A açısı da 112'ymiş. O zaman burası da 112 oluyor. Zaten paralel kenar karşı karşıya olanlar eşit olmak zorunda. Bu şekilde yapmış olduk. 9. Uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katı olan dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu 32 cm'dir. Buna göre bu dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi ilk önce böyle sorularda hemen bir dikdörtgensel alandan bahsettiği için hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Ve uzun kenarı, kısa kenarı bilmediğime göre şöyle yapıyorum. Kısa kenar bilmiyorum, boş bir kutu yaptım. Uzun olan kenar 3 katıymış. O zaman 3 kutu demek bu. Karşı da 3 kutu oluyor. Aynı. Diğer taraf da 1 kutu oluyor. Ve bu dikdörtgenin çevresi 32'ymiş. Kaç kutu var çevresinde? 3, 6, 7, 8 kutu. 8 kutu 32 ise şöyle yazayım. 8 kutu eşittir 32 ise 32'yi 8'e böleyim. Böylece 1 kutuyu bulacağım. 32 bölü 8 diyelim eşittir 4. Yani 1 kutu 4. Tamam. Bir kısa kenarı bulduk. Uzun kenarda bunun 3 katıydı. 4 kere 3 12. Bunu da bulduk. Şimdi bana ne diyor? Alanı diyor. O zaman 4 ile 12'yi çarpma yapmalıyım. 12 çarpı 4 eşittir ne oldu? 48. Demek ki bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareymiş. Cevap 5 oldu. Son sorumuz. Her yarım saatte bir hava sıcaklığı 3 derece artmaktadır. Saat 10.30'daki hava sıcaklığı 24 derece ise saat 13'te hava sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi 10.30'dan 13'e kadar kaç tane yarım saat geçiyor? İlk önce bunu hesaplayalım. Hatta şöyle yapalım. 13'ten 10.30'u çıkaralım. Bakalım kaç saat, kaç dakika geçiyor. Önce bir geçen süreyi bulalım. 10.30'u çıkarıyorum. Sıfırdan çıkmıyor. Komşudan bir saat alıyorum. 60. Burası 12 kaldı. Evet. Çıkarıyorum 30. Ne oldu? 2 saat 30 dakika geçmiş oluyor. Peki 2 saat 30 dakikanın içinde kaç tane yarım saat var? Bunu şöyle de yapabilirsiniz. 2 saat 120. 30 da burada var. Ne oldu? 150 dakika değil mi? 150 dakika. Yarım saat 30 olduğuna göre kaç tane yarım saat var? Böleriz. Zihinden de bulabilirsiniz de onu birazdan göstereyim. Şimdi kaç defa var? 5 defa. 150 oldu. Demek ki 5 defa böyle 30'ar dakika geçmiş oluyor. Ve her yarım saatte 3 derece arttığına göre 5 ile 3'ü çarparız. Ne oldu? 15 derece artmış oluyor. Peki önceden kaçtı? 24. 24 artı 15. 15 derece arttı. Ne oldu? 39 derece. Demek ki cevap C şıkkıymış. Şurada 2 saat 30 dakikayı 150 dakika yerine şöyle de sayabilirsiniz. 2 saatin içinde kaç tane yarım saat var? 1 saatte 2 tane yarım var. 2 saatte 4 tane yarım olur. Bir yarım da burada var. 5 tane. O zaman 5 tane yarım saat. Yani zihinden de bulabilirsiniz demek istiyorum. Böylece cevaba diğer işlemleri de yaparak ulaşabilirsiniz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.